güzel bir cumartesi gününden herkese merhaba. Önemli iş insanlarını sanat ve spor camiasından marka isimleri ekranlara taşıdığımız programımız bu hafta da yine dop dolu. Bakalım bu haftaki konuklarımız kimler? Programımız başlıyor. Tiyatro ve sinema dünyasının doğayan isimlerinden Cengiz Küçükayvaz'la gerçekleştirdiğimiz röportajımız şimdi sizlerle. Devam. Sidda Neriman. Kimin karısına sidda diyorsun lan sen? Sibop! Şimdi de oldukça büyük bir kitlenin sevgisini kazanan Reyting Kamdi, Çiçek Taksi, Maskeli Beşler, Yedi Kocalı Hürmüz gibi dikkat çeken büyük yapımlarda rol alan usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz'la birlikteyiz. Çeşitli sinema filmleri ve televizyon dizilerinde üstün başarıyla performans sergileyen usta oyuncu bizlere Hüsnü Bey'le beraber gerçekleştirecekleri projenin detaylarını paylaşıyor. Güçlü altyapısıyla Almanya'da start verilen bu proje tüm Avrupa'yı saracağı benziyor. Geçen seneden beri temellerini atmaya çalışıp da sağlam bir şekilde ilerlemeye çalıştığımız ve daha sonra belirli iletişimler vasıtasıyla bir merkez belirleme yoluna gittiğimiz ve bunun çıkış noktasının da Solingen olmasına karar verdiğimiz, Solingen'den başlayıp tüm Almanya'ya ve Avrupa'ya yayılmayı düşündüğümüz bir kültür hareketi, bir kültür faaliyeti aslında bu. Bu anlamda da değerli kardeşimiz Hüsnü'yle beraber dirsek teması yaptık. Harikulade bir stüdyosu var, siz de gördünüz. Burayı bir kültür merkezi kalıbıyla beraber değişik aktivitelerin yoğun olduğu bir organizasyon formasyonuna sokup hem bir yandan kültürel faaliyetlerimizi hem de bu organizasyonu tüm Avrupa'da hareket haline geçirmemiz için güzel bir merkez olacağını düşündük ve bu şekilde yola çıkmaya karar verdik. Zaten o hem dans eğitimi olsun hem burada çeşitli yapılacak olan aktivitelerde bulunuyor. Biliyorsunuz ki tiyatroda, dansta, şarkıda hepsi sanatın belirli kolları içerisinde hareket edip ilerleyen ve insanlarla bir şeylerin paylaşıldığı bir şeydir. Toplu yapılan bir şeydir. Her birinin bir ideali var. Bizim de buradaki temel idealimiz Cengiz Küçükayvaz Tiyatro Akademisi veya Oyunculuk Akademisi'ndeki temel idealimiz burada yetişen, burada yaşamlarını devam ettiren kardeşlerimizin yaş grubu hiç önemli değil. Küçük yaş grubu olabilir, gençler olabilir, yetişkinler olabilir. Hem kendileri için bir sosyal aktivite olmasını sağlamak, hem de bizim kendi kültürümüzden çok fazla uzaklaşmadan, kendi değerlerimizi unutmamak adına tiyatroyu araç olarak kullanıp kendi yeteneklerini sahne üzerindeki performanslarını burada sergilemeleri,
bundan mutluluk duymaları, bir şeyleri unutmamaları, kültürler arası kaybolan diyaloğun açılan yapının daha fazla açılmasına izin vermeden sanat ve kültür vasıtasıyla bağdaştırmasını sağlamak. Burada hem tiyatro eğitimi verilecek, hem bu konuda organizasyon çalışmaları yapılacak. Yan birimlerimiz dans, müzik, bir kültür merkezi bazında hareket edilecek. Burada güneş var, ışığa gelin. Buraya gelin ki benim Türkiye'de de bu anlamda eğitim verdiğim bir akademim var zaten. Bir oyunculuk atölyemiz var, akademimiz var. Orada benim söylediğim tek bir şey var, evrensel bir dil var aslında. Herkesin içinde gizli bir yetenek var. Önemli olan bu yeteneğin ortaya çıkartılması. Burada da bu anlamda kendini geliştirecek sayısız yetenekli insan var. Ve bunlar o yetenekleriyle beraber bir tarafta kalıyor. Gençler için daha fazla üzülüyor. Çünkü yaş ilerledikçe ve yıllar ilerledikçe bunu ortaya dökecek bir platform bulamayınca mutsuz oluyorlar. Yetişkinler keşke dedikleri bir noktada buraya gelirlerse daha mutlu oluyorlar. Yani bende vardı böyle bir şey ve bunu değerlendirme şansım olmadı. O yüzden de böyle bir şeyin karşıma gelmiş olması beni son derece mutlu demeleri bizim çok hoşumuza gidiyor. Bir de yetişen küçük kardeşlerimiz var. Onlar da aynı şekilde bu kültür karmaşanın içerisinde yaratıcı drama dediğimiz ders çalışma formatıyla biz onlara bir şey vermeye çalışıyoruz. Gençlerimizi tiyatro yapıyoruz. İster sosyal sorumluluk projesinde olsun, ister uyum problemi olsun, belirli konularda onları aydınlatmaya çalışıyoruz. Her ne kadar ne olursa olsun göç kavramı tamamen yerleşmiş olsa da bu göçün yaratmış olduğu deformasyon hala devam etmekte. Bu deformasyonu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Türk tiyatro kültürüne sahip olursak Avrupa dram kültürüne de sahip olabileceğini ve bizden de çok iyi insanların çıkabileceğini, hem Türk hem de Almanca oyunları, hem Türkçe hem de Almanca oyunların oynanabileceğini ve buna göre de seyirci kitlesinin evet biz de bir şeyler yapabiliyoruz, söz hakkımız var demesinin sağlanmasını istiyoruz. Bu anlamda tiyatro olsun, dans olsun, belirli sanat grupları olsun öncü olmak zorunda. Kitlelerin bir adım önünde gitmek zorunda. Ve bunlar doğru yapılmak zorunda. Bir akademisyen olarak bu anlamda hiçbir şekilde fre vermeden aynı disiplinle, aynı güzel çalışmalarla ki insanların buraya geldiği zaman mutlu olmalarını istiyoruz. Yüzlerinin gülmelerini istiyoruz. Aynı mutlulukla bizi takip etmelerini istiyoruz. Ve o yüzden de bütün bu anlamda tiyatro heveslisi olan, eğitim almak isteyen, yaş dilimi hiç önemli değil. Bütün kardeşlerimizi Solingen'e buraya bekliyoruz. Evet, şimdi sıradaki röportajımızı hep birlikte izliyoruz. Thank you.
Yani bazen bir şamdan veya bazen de bir saatle yaşam alanlarımızı şıklaştırıp modernleştirebiliyoruz. Şimdi sizleri öyle bir yere getirdim ki Manisa'da aslında harika bir mağazadayız. Yanında da buranın sahibesi bulunuyor. Tuğba Hanım var. Teşekkür ederim. Nasılsınız Tuğba Hanım? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz mağazamıza. Hoş bulduk. Bizi harika karşıladınız. Çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel kahvelerimiz, poğaçalarımız, kurabiyelerimizle hep mi böyle? Estağfurullah. Böyle olmasına özen gösteriyoruz. Çünkü burası bizim yuvamız, evimiz. Sizler geldiğinizde bizim konuklarımız, misafirlerimiz oluyorsunuz aynı evimizdeki gibi. Biz de tabii ki böyle olmasına özen gösteriyoruz. Tabii şu an pandemiden dolayı evet. Biraz çekiniyoruz ama genel anlamda her zaman için konuklarımızı ağırlamayı seviyoruz. Onları özel hissettirmek istiyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki şimdi o kadar güzel ürünler var ki yenişte bir yelpaze sunuyorsunuz aslında. Biraz çeşitlerimize girelim mi? Yani neler bulabiliyoruz bu mağazada? Aslında evde yaşama dair her şey mağazamızda olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden de özenle seçiyoruz her ürünümüzü. Beğenileri de aldıkça tabii ki daha durmuyoruz. Mağazamıza sığmayacak hale geldik ama yine de ürünleri seçerken gerçekten kendimiz neyi beğeniyorsak, neyden keyif alıyorsak onları mağazamıza bulundurmaya çalışıyoruz. Yani biz mağazasıyız ama aynı zamanda ev, yaşama dair birçok ürün mağazamızda mevcut. Gerçekten öyle, çok haklısınız. Çünkü küçücük bir fincandan yemek takımına, hatta bahçe sandalyesi masasına varana kadar ürün yelpazeniz oldukça geniş. Evet, evet. Şu son dönemde bayanlar çok sever ayakkabı, çanta ürünlerimizi de artık mağazamızın bünyesine aldık. Keyifli bir şekilde mağazamızı dediğim gibi evimizde gibi, evimizin eşyaları gibi seçimlerini yapıyoruz, sizlere sunuyoruz, beğeniye sunuyoruz. Evet, aslında güzel bir göze sahipsiniz sanıyorum ki. Çünkü dekorasyonda bu çok önemli bir şey. Baktığım zaman da çok zevkli parçalar var. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bunu duymak çok güzel bir şey. Peki evimizi nasıl daha yaşanır hale getirebiliriz? Yani küçük bir dokunuşla bambaşka bir hal alabiliyor. Siz de bunun için aslında çok büyük fırsatlar sunuyorsunuz. Müşterilerinizle olan o diyaloglarınızda neler gelişiyor? Yani dikkat ettiğim konu şu. Eşyaların alınan diğer mobilya, diğer ürünlerle uyum içerisinde olması çok önemli. Ben çok eşyadan yana değilim. Her ne kadar satışını yapmış dahi olsak, yakışır, az ve öz olması benim için çok daha o ürünü de, o evi de yaşanılır hale getiriyor. Eskiden belki daha çok şeyler vardı, daha çok kullanım üzerine değil de görsel üzerineydi evet. Ama şimdi artık öyle değil. Alınan her ürünün mutlaka ki kullanılması da bence en önemlisi modeller hatta. Modeller olması da önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Bu eşya da olabilir, obje de olabilir. Evet. Onları da aynı şekilde kullanabilmeliyiz bence. Evet, zaten hem ihtişamlı hem böyle tılsımlı, güzel ruhu olan şeyler var. Hem de böyle de biraz daha sade, biraz daha naif parçalarda bulunabiliyor. O zaman siz herkese hitap edebiliyorsunuz. Tabii ki. Yani şık şeyler sevenleri de, abartıyı seveni de, sadeliği seveni de mağazamızda ağırlıyoruz. Evet. Zaten izleyicilerimiz göreceklerdi. Şu anda bulunduğumuz ikinci katı mağazanın. Bir de evet. Buna benzer bir alt katımız var değil mi? Doğru, doğru. Alt katımızda da tekstil, ev tekstil ürünlerimiz var. Yemek takımı gruplarımız var. Çeyize dair ürünler de var. Yaşama dair ürünler de var. Evet. İkisini çok güzel bir araya getirebilmişsiniz. Aslında her şeyi aynı çatı altında bulmak da galiba bizim için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani dediğim gibi seviyoruz birçok şeyi bulundurmayı. Sonuçta yaşanılan bir yer evimiz. Evet. Her şeyiyle rahat etmemiz gerekiyor ve her şeyi de kullanıyoruz. Mağazamızda da bunların bulunması keyifli. Evet, keza pandemide daha çok evlere kapandık. Artık evlerden çalışıyoruz. Galiba biraz daha evimizi değiştirmeye de meyilliyiz. Evet, evet. Onun da geri dönüşlerini alıyoruz. Biz ayrıca bir e-ticaret mağazasıyız. Olarak tüm Türkiye'ye de gönderimlerimizi yapıyoruz. Bu şekilde olunca da eve dair dediğiniz gibi değişmesi gereken, yenilenmesi gereken o kadar çok şey varmış ki insanlarımız bunu fark etti. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz herkese. O zaman online'da geniş bir ağ sahipsiniz. Dolayısıyla sizden sadece fikir alanda olabiliyordur. Tabii tabii. Yani artık gençlerimiz çalışıyor ve çok yoğun çalışıyorlar. Birçok ürün hakkında fikirleri, bilgileri yok ama biz bu konuda aydınlatıcı da olmaya çalışıyoruz. Sonuçta işin içinde olan kişiler olarak karşımızdakini anlayıp neye ihtiyacı olduğunu, neye gereksinim duyduğunu konuşarak fark edip o evet. şekilde yönlendirebiliyoruz da
Bu da çok keyifli oluyor aslında. Bağlar kurulmasına sebep oluyor. Yani bir süre sonra karşımdaki insanla biz abla kardeş gibi oluyoruz evet. Ve güzel bir bağ da oluşuyor. Ailenize yeni üyeler girmiş oluyor. Gerçekten öyle. Şu an çok mutlu olarak söylüyorum bunu. Türkiye'de birçok şehirde kapısını çalıp misafir olabileceğim birçok ev var. Hepsine teşekkür ediyorum evet. Buradan izliyorlarsa bizi. Bu arada Tuğba Hanım, aslında geçmişiniz de çok eskiye dayanıyor. Bir bayrak teslimi de olmuş. Evet, evet. Biraz o hikayeyi sizden dinlemek isterim aslında. Tabii ki, teşekkür ederim değindiğiniz için. 93 yılında kurulmuş bir aile şirketi. Kayınvalidem, kayınpederim ve eşim kurmuşlar. 2007 yılında da ben e-ticareti, mağazamızın e-ticaretini açılışını sağladım. Evet. Ve o günden bu yana ben mağazada bir fiil çalışıyorum. Sağ olsun aile büyüklerim bayrak teslimini yaptılar. Çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir imkan sundukları için bana. Kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Ben de evet hakkını vermeye çalışıyorum. Onlar gibi olmaya çalışıyorum. Evet. Peki burada aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Evet. Her tarzı her kesime hitap edebiliyoruz. Evet. Ama şimdi online'da Manisa'da bulunsa da online'a her yere açıldınız. Bu da belli bir sorumluluk gerektiriyor aslında. Yani bir ürünün koşulsuz, şartsız, kusursuz bir şekilde teslimi mesela. Evet. Çok haklısınız. Bu dertten muzdarip birçok insanla görüştüm. Ve benim ne yapmam gerektiğini iyice algılayıp karar verdik aile olarak, aile şirketi olarak. Ekibimize de ben çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Çok büyük katkıları var. Biz sadece ürünü paketleyip göndermiyoruz. Artı gönderdikten sonra kargolarımızı sigortalı gönderiyoruz. Kendi kutularının haricinde çıt pıtlamasından, köpüklemesinden her şeyine dikkat edip sigortalı olarak gönderip karşımızdaki kişinin bir sorun dahi çıkmış olsa evet. Ürünün değişimi, iadesi her türlü arkasında duruyoruz. Çünkü olması gereken bu, doğrusu bu. Evet. Ki şöyle düşünüyorum, ben bu şeyi sağladıktan sonra benim işimin devamı için de gerekli olan şey bu. Çok büyük bir güven ortamı sağlamış oluyorsunuz ilk kişiye. Çünkü biz aslında bir ürün bize geldiği zaman çok heyecanla paketlerimizi açıyoruz. Bazen hüsranla sonuçlanabiliyor. Bu da biraz bizi tedirgin edip online'dan da uzaklaştırıyor ama bunun maalesef önüne geçilmiş. Maalesef öyle şeyler oluyor ama benim tek söylediğim şu, ilk olarak söylediğim şu. Hiç canınızı sıkmayın. Bu can sıkacak bir şey değil. Hemen çözeriz. Kırılan parçayı tedarik edip göndeririz ya da elimizde varsa hemen aynı gün bile gönderiyorum ki karşı tarafın içi rahatlasın. Önemli olan gerçekten güler bir yüz kazanmak. Evet. Geri kalan her şey oluyor. Ben şunu fark ettim çalışma hayatım boyunca. Ticaret parayla dönen bir şey değil kesinlikle. Ticaret güvenle, İnsani güler yüzle evet ilerleyen bir şey ve insanı da şirketi de bu aradaki bağ alıp götürüyor. Hı hı. Ben de buna inanıyorum. Evet, sizin gibi birçok kadınımız var bu şekilde çalışan ve çabalayan. Onlara da çok güzel bir örneksiniz aslında. Teşekkür ederim. Ne mutlu. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Aslında tadına doyulmaz bir sohbetti ama sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz Tuğba Hanım? Geldiğiniz için, bize kendimizi anlatma fırsatını verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir keyif. Söyleyecek çok bir şeyim yok sanırım. Çok güzel şeyler konuştuk. Kendimi ifade etmek benim için en güzeliydi. Çok da güzel ifade ettiniz zaten. Buradan da karşı tarafa bu geçmiştir diye umut ediyorum ve düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz bir kez daha. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saç bir kadının güzelliğini ön plana çıkaran çok önemli bir detaydır. Bu konuda uzman Dilek Hanım'la gerçekleştirdiğimiz söyleşimiz şimdi karşınızda. Thank you.
Sevgili izleyicilerimiz, Belçika'dan sesleniyoruz sizlere. Yanımızda da öyle başarılı bir isim var ki 10 yıldan beri mesleğe adeta gönül vermiş bir isim. Dilek Hanım'la birlikteyiz. Dilek Hanım nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Tabii 10 yıl dile kolay geliyor ama bu 10 yıl içerisinde nasıl başladı hikayeniz? Bu hikayenin sonu nerede bitecek? Hayalleriniz, hedefleriniz neler? Hepsini öğreneceğiz ama dilerseniz ilk önce mesleğe adımınızla başlayalım. Benim ablam kuafördü ve her zaman ona özenmişimdir. Hatta şu anda hala çok başarılı bir kuaför. Her zaman kuaför okuluna gittim ve kuaförlerde çalıştım. Ek gelir olarak başladım ve bir zaman sonra çok fazla müşterim olduğunu fark ettim. Daha çok bir hobi olarak aslında başladım diyebilirim bu kaynağı. Ve fazla yapan olmadığı için bu bölgede bayağı ilerledim ve büyüttüm işimi. Daha da büyütmek ve daha da ilerlemek istiyorum. 10 yıl su gibi geçti o zaman sizin evet, için. Evet, çünkü gerçekten severek yapıyorum ve o müşterilerle çok farklı bir bağ oluştu. Arkadaşlıktan öte bir bağ. Yani müşteri olarak onları uzun zamandır, yıllardır tanıyorum. Ve mesleğime çok aşık biriyim. Yani her zaman da bunu yapmak istiyorum. Severek yapıyorsunuz evet. İşinizi. Sanırım sadece bu yüzden çalışarak, evet, sadece çalışarak bir şeyi sevmediğiniz zaman sonunu getiremezsiniz. Yani severseniz daha da büyüyebilirsiniz ve işinizde çok başarılı olursunuz. Ve sürekli yapabilirsiniz. Böyle düşünüyorum. Gerçekten güzel düşünüyorsunuz. Çünkü mesleğinize sarılmış bir iş kadını görüyorum ben karşımda. Onun için çabalıyorsunuz. Belli bir seviyeye getirmişsiniz işinizi. Eğitimlerle de taçlandırılmış. Şu anda da çok güzel bir ilerleme kaydediyorsunuz. Evet. Bu başarıyı peki sadece çalışma azmine mi borçlusunuz? Yoksa arkanızda olan destek veren insanlar da tabii önemli bir paya sahip. Eşim çok büyük destekçim. Her anlamda maddi manevi bana her zaman seçenek sunmuştur. Yeri geldi eğitimler yapmak istediğim zaman bana her zaman yardımcı olmuştur. Bazen ben korktuğum zaman yapamam, edemem dediğimde bana denemelisin diyebilmiştir ve iyi ki her zaman o vardı ve hala var. Şu ana kadar zaten istediğim müşteri kitlesini oluşturdum. Ama artık eğitimler de vermeye başladım. Şu ana kadar birebir eğitimler. Ama ileriki zamanda toplu eğitimler vermek için şu anda kurslar alıyorum. Ve ileriki zamanda kendi markamı oluşturmak istiyorum. İnsanlara en güzel kaliteli saçları alıp başka ülkelerden getiriyorum. Ve kaliteli saç bulmak gerçekten çok zor. Yani insanlara güvenmek çok zor. Numune olarak yollandığı zaman çok iyi kalite yollanıyor ve toplu bir alım olduğu zaman ne yazık ki bazen hayal kırıklığına uğrayabiliyorsun. Yani iyi insanlarla tanışıp iyi kaliteyi bulmak için çok yıllarım gitti. Ama sonunda istediğim insanları buldum. Hep araştırdınız ve değil mi? Hep araştırdım ve aynı zamanda hep denedim. Yani binlerce yere gittim, binlerce saçlar denedim, görüştüm. Ve en sonunda saçları farklı yerlerden almaya karar verdim. Bir yerden aldığım boncuk sistemi iyiyken bant sistemi kötüydü. Ben de her yerden iyi olan almak istedim ve bu şekilde bir sistem kurdum kendime. Bazen saçları birebir gidip kendim alıyorum. Eğer o girişimciyle yeni tanıştımsa, güvenilir biri ise kargo üzerinden çalışıyorum. Öyle ve son olarak tanıdığım insanlar, etrafımdaki insanlardan ne yazık ki kanser olan insanlar var. Bu da beni düşündürdü ve artık onlara peruk yapmak istiyorum. Hani kafa ölçülerini alarak. Çünkü bir kadın yani saçı gittiği zaman ben hep derim saçın eğer iyi değilse, iyi hissettirmiyorsa sana psikolojin bozulur. Ve hepimizin başına gelebilecek bir şey. Böyle aslında sürekli karşıma çıkan şeylerden işimi büyütmeye çalışıyorum diyeyim. Ve sadece bu iş olarak da değil, bazen insanları mutlu etmek için. Ve benim kendi kız kardeşimin mesela bir hastalığı var, saçı dökülüyor hep. Daha çok genç, 18 yaşında. Yani Allah şifa evet, versin ona da. Onun için de mesela o peruk şeyini yani onun üstüne çok düşmek istiyorum. Çünkü maalesef peruklar var piyasada ama çok pahalı fiyatlara satılıyor. Yani bu insanlar zaten hasta
İnsanlar bunu düşünmüyor. Ben daha uygun bir fiyata bunu yapmak istiyorum. Müşterilerin kafa ölçüsüne göre. Çünkü ben insanları böyle yolda gördüğümde başka insanlar kıyafetine bakar, ben saçına bakarım. Ve doğal görünmesi kadar güzel bir şey yok. Kesinlikle öyle. Bir nevi galiba bunu sosyal sorumluluk olarak kendinize pay biçmişsiniz ve sadece, bu konuda yardımcı olmak istiyorsunuz onlara. Evet, yardımcı olmak istiyorum ve ne yazık ki bazen insanları gördüğümde böyle tedavi gören insanlar, o peruk onun saçına kalıp gibi oturuyor ve görüyorsun o peruk olduğunu. Parlak, sentetik saçtan yapılıyor. Yani gerçek saçtan yapılanlar da var ama ne yazık ki onu ödeyemedikleri için çok kötü bir görünüm oluyor. Ama başka da çareleri olmadığı için onu takıyorlar. Ben etrafımdaki insanlara, kendi müşterilerime, aileme, tanıdığım insanlara çok doğal, yani başkasının anlamayacağı şekilde bir peruk oluşturmak istiyorum. İyi bir seçenek, iyi bir alternatif aslında, evet, oluşturmak istiyorsunuz. Evet. Dilek Hanım, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu kez Dilek Hanım'ın hikayesini sizlerle paylaştık. Başarılı, güçlü bir isimle tanıştık. Programımıza kaldığımız yerden bir sonraki durayla devam ediyoruz. Birbirinden lezzetli çiğ köfte çeşitlerini Hollanda'da bizlerle buluşturan bir işletmeye konuk oluyoruz şimdi. İşletme sahibi Yunus Bey ile gerçekleştirdiğimiz röportajı izliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, İş Dünyası programı olarak lezzetin izini sürmeye devam ediyoruz. Bu kez de Hollanda Den Haag'dayız. Elazığ'dan çiğ köfteyi Hollanda'ya kadar getiren bir ismin konuğuyuz. Yanımızda Emre Bey var. Nasılsınız Emre Bey? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler deyiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çiğ köftenizin tadına baktık. Gerçekten aşırı lezzetli. Siz bu hikayeyi buraya nasıl taşıdınız? Kaç yılında buraya geldiniz? Sizden dinlemek istiyoruz. 2018 yılında Hollanda Den Haag'a geldik ve abim başka işteydi, ben başka işte. Ondan sonra hani Elazığ'da çiğ köfte sektöründeyiz ve Elazığ'da 5 şubemiz var. Hani burada da ne yapalım, ne edelim diye düşündük ve abimle beraber ortak bir karar verdik ve çiğ köfte işine girdik. Ve meslekte abimden geliyor. Hani büyük ustamız abimdir. O mu ön ayak oldu size? Evet, o ön ayak oldu bize. Ve hani bu işi burada yapıp Türkiye havası katmak istedik buraya. Ve hani güzel abimle beraber birleşerek güzel bir seviyeye geldik. Çok hani daha çok çeşitlerimiz olduğu için, lezzetimiz olduğu için hani müşterilerin beğenisini topladık bayağı bir. Neler söylüyorlar? Mesela çünkü çiğ köfte biraz yoruma açık da bir ürün. Çünkü içerisine katılan ürünler değişkenlik gösterebiliyor. Ama o, evet, 3000 yıl öncesine gittiğimiz zaman esas çiğ köfteyi burada siz sunuyorsunuz aslında bakarsanız. Aynen. Bizim özelliğimiz hani Türkiye'de yenilen tadı, yenilen lezzeti burada da yemelerini istedik ve buraya geldik. Ve hani çok şükür olsun müşterilerin bayağı bir beğenini topladık yani. Hani 7 ay oldu ama çok büyük bir kitleye ulaştık yani Den Haag'da. Allah nasip ederse yakında hani o Avrupa'nın hani bütün bölgelerine şubelerimiz, bayiliklerimiz olacak. Bayilik de vermek, evet, istiyorsunuz. Bayilik de vermek istiyorum. Peki aradığınız şartlar, özellikler neler olacak? Çünkü kalitenin, lezzetin her biri aynı çatı altından çıkacak. Evet, ama işte biz hani iş yerini biz açacağız. Sonra teslim
edeceğiz yani. Bütün konsepti biz kuracağız yani. Bütün hani iç dekorasyonu, konsepti, her şey hazır olacak. Ve sadece bayilik alan kişi alıp işletecek yani. O kendisi kadar. Mekanı belirleyecek, evet, diğer kalan. Kendisi belirleyecek ve biz hani belirlediği mekanın iç dekorasyonunu yapacağız. Sonra işte ne gerekiyorsa elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hazır bir halde teslim edeceğiz. Bu arada gerçekten farklı farklı şekillerde çiğ köfteyi siz servis ediyorsunuz. Ben daha önce bu kadar farklı çeşitler görmemiştim. Neler barındırıyorsunuz menünüzde? Dürüm, çiğ köfte, şuşi, katmer, atom cevizli çiğ köfte, atom fıstıklı çiğ köfte. Şu an o kadar yani. Ama nasip olursa, Allah nasip ederse daha güzel, daha değişik şeyler olacak inşallah. Daha farklı lezzetlerde, evet, buluşacak Hollanda halkıyla. Peki, çok teşekkür ediyoruz Emre Bey. Teşekkür ederim. Güzel hayalleri olan, aslında keyifli de bir iş yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve herkesi bu lezzeti tatmaya davet ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Güzellik üzerine biz kadınlara çeşitli hizmetler veren bir firmayla gerçekleştirdiğimiz söyleşimiz şimdi sizlerle. Nefise, çok teşekkür ediyorum sana. Bugün hem seni hem de değerli izleyicilerimizi mesleğe gönül vermiş bir isimle Emel Babacan'la tanıştıracağız. Şu anda Emel Hanım da yanımda duruyor. Nasılsınız? Teşekkürler İlhan Hanım. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Emel Hanım, aslında enerjinizi, o mutluluğunuzu ben hissedebiliyorum. Şu anda hayal ettiğiniz mesleğinizi kısa bir süre önce başladınız ve devam ettiriyorsunuz. Kesinlikle. Biraz geçelim isterseniz, o günlere gidelim. Nasıl başladı bu heyecan? 5 sene önce çok düşündüm, taşındım. Ne sevdiğimi aslında bir düşündüm. Daha da çok düşündüm. Bizim kadınlarımız için ne yapabilmem için çok düşündüm. Ve en sonunda güzellik merkezi açmayı istedim. Çünkü bütün kadınlarımız güzeldir aslında. Ama sadece bir tık gerekiyor onları daha da güzelleştirmek için. Ufak dokunuşlara ihtiyacımız var kesinlikle, her zaman. Kesinlikle, kesinlikle. Bütün çalışanlar, anne olanlar, ev hanımı olanlar, onlara sadece bir tık daha güzellik vermek için bu salonu başlattım aslında. Ve en güzelini vermek için, kadınlarımıza en güzelini vermek için bir başarıya, bir yola başladım. Ve tabii bu yola 5 yıl önce aslında karar verdiniz. O hikayeyi de sizden dinlemek istiyoruz aslında. Evet, 5 sene önce bir güzellik merkezine gittim ve adımımı attım. Dedim ki, yani bütün kadınlarımız kendine yarım saat ya da 15 dakika olsa bile kendilerine zaman vermek gerekiyor.
kendilerini çok iyi hissetmek için ve kendilerine bakım yapmak için, kendilerini mutlu hissetmek için, kendilerini özel hissetmek için bu yola başvurdum. Peki gelelim işlemlere. Burada ne gibi işlemler yapılıyor? İşlemlerimiz kriyolipolisis, bu Hollandaca dediğim bir işlem. Yağ eritme, yağ eritiyor. Hiçbir bölgesel ameliyat veya başka bir tür işlem yok. Anesteziye gerek yok. Evet, kesinlikle gerek yok. Sadece 60 dakika yatıyor ve sonuçta makineye bağlıyoruz ve buzlandırıyor makine. Ve 6 hafta sonra müşterimiz tekrar geri geliyor ve 2-3 seans içinde bitiriyoruz. Evet, zayıflatmayı. Türkiye'de de bu işlemler çok tercih ediliyor. Soğuk lipoliz adı altında. Evet, evet. Ve sanıyorum ki idrar yoluyla da bütün o ödemi atmış oluyoruz gün içinde. Kesinlikle, kesinlikle. Ve diş beyazlatmamız var ve diş beyazlatmamız gençler tarafından çok istek alınan bir şey. Ve henna brownsımız var. Kaş, göz işlemi. Boyadıktan sonra 4 hafta boyunca duruyor ve 4 hafta sonra müşterimiz tekrar geliyor. Memnun kaldıkları zaman tekrar geliyorlar. Evet, onları memnun etmek için de hem size ekibiniz elinizden geleni yapıyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Evet efendim, güzellik tabii ki kendimizle başlıyor ve ardından da bu herkese yayılmış oluyor. Teşekkür ediyoruz Emel Hanım'a ve sözü Nefise Karatay'a bırakıyorum. Bakalım şimdi sırada hangi konuğumuz var? İzliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, İş Dünyası programı olarak lezzetin izini sürmeye devam ediyoruz. Şu anda da yanımızda Mehmet Bey var. Mehmet Taşkıran'la birlikteyiz. Nasılsınız Mehmet Bey? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz efendim, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında bu ilk karşılaşmamız değil. Daha önce de sizle tanıştık, sohbet ettik ama tabii burası için farklı bir konseptiniz var. Burayı biraz anlatalım izleyicilerimize. Nasıl başladınız, bugüne nasıl geldiniz? Almanya maceranızı şöyle bir dinleyelim sizden. Buraya, Almanya'ya 2000 yılında geldim. Burası benim ilk göz ağrım. Buraya 2017'de açtım. 4. ayın 1'inde. Buranın konsepti Türk-Alman usulü yiyecekler üzerine. Tatlılar, baklavalar, donatlar, bellinalar üzerine. Çok güzel bir konseptimiz var. Her zaman konsepti genişletmeye çalışıyoruz. Talep üzerine çorba çeşitleri koyduk buraya. Çorbalarımız çok güzeldir. Ürünlerimiz tazedir, günlüktür. Kesinlikle katkı maddesi, zararlı katkı maddelerini kullanmıyoruz. Yani çok güzel bir mekanımız var. Peki gelelim işin mutfağına. Mutfak kısmında da siz yer alıyorsunuz. Üretimler tamamen buraya ait. Aynen. Bu ürünler nasıl ortaya çıkıyor? Sizden dinleyelim. Biz bu ürünlerin genelde ürünlerimizin çoğunu Türkiye'den getirtiyoruz. Ürünlerimiz arkada büyük bir pişirme alanımız var, fırınlarımız var, buhar odalarımız var. Ürünleri günlük taze yapıyoruz. Yiyen müşterimiz de gerçekten memnun. İçinde ne bulunduğunu soruyorlar, maalesef söyleyemiyoruz. İşin sırrı orada. İşin sırrı orada. Annemden öğrendiğim çorba çeşitlerini uyguluyorum. Annem, ablam erken evlendiği için bize yemek yapmasını öğretti.
Onun sayesinde de gerçekten biraz hamaratımdır yemek konusunda, hamur konusunda. El yeteneğiniz var. Evet, çok güzel şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Zaten bu sektörde hep şey derler, anam babam usulü derler. Aynen. Bu yöresel demek oluyor aslında ve en lezzetlisi de sanıyorum ki bu. Aynen, aynen, gerçekten de öyle. Peki Mehmet Bey, zaten burası hem kafe konseptinde hizmet veriyor, hem bir pastane gibi de düşünülebilir ama pastanenin ötesinde insanlar burada rahatça, keyifli bir şekilde yiyeceklerini tüketebiliyorlar. Tezgahınızda baklavalar da var, tatlıyı da koymuşsunuz. O sonradan mı eklendi? Ben sürekli değişim üzerine çalışıyorum. Gezerim, dolaşırım, yeni şeyler bulmaya çalışırım. Ürün konseptiniz arttıkça müşteriniz de artıyor. Talep daha da artıyor ve başarı ardı sıra geliyor. Ne kadar güzel. Yolunuz açık olsun Mehmet Bey. Biz sizi tanıdığımızda çok memnun olduk. Son olarak neler söylemek istersiniz? Özellikle de ilk kez buraya gelecek misafirlerinize. Çok güzel kahvaltılarımız var. Ürünlerimiz çok güzel. Memnun kalacağınız, ailece huzur bulacağınız bir yer. Çünkü burası bir aile mekanı. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Tekrar sizinle görüştüğüm için çok memnunum. Herkese selamlar. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ederim geldiğiniz için. Bir dahaki yeni mekanımızda görüşmek İnşallah üzere. İnşallah efendim. Tekrar görüşmek üzere. Evet sevgili izleyicilerimiz, Mehmet Bey ile hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin lezzetlerini konuştuk. Şimdi yeniden stüdyomuza dönüyoruz. Sıradaki röportajımız sizlerle. Sevgili izleyicilerimiz, Amsterdam'da Süleyman Özkara ile birlikteyiz. Kuyum sektörünü ele alacağız. Biliyorsunuz ki piyasalar oldukça hareketli. Peki bunun sebebi nedir ve altına nasıl yansıdı? Bunun cevabını öğreneceğiz. Nasılsınız Süleyman Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. İyiyiz. Tabii bu gündemde olan bir konu oldukça da herkesi yakından ilgilendiriyor. Evet. Tabii bu konulara değineceğiz ama biraz sizi de tanımak istiyorum. Nasıl başladınız mesleğe? Ne kadar bir zaman süresi geçti? 1998'de başladım bu işe, bu sektöre. Yani çocukluktan beri utkumda olan bir meslekti. Severek yaptığım bir iş. Halen de severek yapıyorum. Yapmış olduğum işten keyif alıyorum. Ayrı bir olay. Yani yapabildiğimiz düzeyde işimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Aslında ikili ilişkilerin de çok ön planda olduğu bir meslek dalı. Tabii ki, tabii ki. Yani sosyal ilişki çok önemli. İkinci bir olay, bu meslekte güven çok önemli. Yani bunu bilmek gerekiyor. Kesinlikle öyle. Zaten bu en başta gelen bir şey. Bu arada tabii ki siz yıllarınızı vermişsiniz. Yani maalesef demeyin efendim. Siz severek yapıyorsunuz zaten yani mesleğinizi. ama keyif almak, gerçekten sarılmak çok önemli. Tabii ki. Madem söylediniz güven duygusunu, neler söyleyeceksiniz bununla ilgili olarak? Şimdi dünya genelinde bu sektör ağır bir sektördür. Saygın bir meslektir. İleriye dönük yatırımla ilgili ciddi bir meslektir. Hı hı. Bu işi bilerek yapmanın ayrı bir özelliği vardır. Ayrı bir güzelliği vardır. Yani insanların yapacağı yatırımlarda, şunlarda, bunlarda gideceği kuyumcuya,
diğer taraftaki başka bir arkadaşa giderken güvenle gitmesi gerekiyor. Aldığı ürünün ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Hiç tereddüt etmeden karşı taraftaki esnaf arkadaşımız da bana direkt soru yöneltebilirler. Karşılığını mutlaka almalılar. Emin olma açısından da bunu bilmek zorundalar. Evet, biraz bilinçli tüketici olmak da gerekiyor. Tabii. Tüketici ne kadar bilinçli olursa biz de o kadar sağlam iş yapmış oluruz. Kuyum sektörü dışarıdan görüldüğü gibi değil aslında. Dışarıdan görüldüğünde pastanın paylarına sahip olmak isteyen birçok da sektöre giren deneyimsiz insanlar da oluyor. Onlarla birlikte galiba piyasa biraz daha fazla dalgalanıyor. Ama herhalde son aşamada yine tecrübeli, istikrarlı kişiler kalıyor. Çok güzel bir soru. Son dönemlerde ben değinmek istemiyordum ama siz resmen yaraya parmak bastınız. Bu da çok iyi oldu. Son dönemde piyasada işi bilmeyerekten işe dalan arkadaşlarımızın bize ciddi şekilde zarar ettirdiği, ciddi şekilde yara açtığı biliniyor. Bunu biz biliyoruz. Evet. Ama bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Serbest piyasa olduğu için herkes işini yapmak zorunda. Sonuçta bu işi bilen insan kazanacak. Maalesef. Ayakta kalacak yine işi bilinçli yapanlar. Maalesef ama galiba bu üzümün çöpleri, sapları ayrıldığı zaman geriye kalan o üzüm de çok kıymetli oluyor. Mutlaka, mutlaka. Peki siz biraz da tecrübenizden izleyicilerimiz de faydalansınlar Süleyman Bey. Biz her zaman için altını güvenli bir liman olarak bildik. Hatta yastık altı tabirimiz bile mevcut. Şu anda sizin görüşünüz ne? Son zamanlarda giden bu yükseliş nereye doğru varacak? Yükselişin nereye kadar gideceğini onu ben bilemem. Çünkü dünya borsasının nereye gittiğini biz bilen zor takip ediyoruz. Fakat diğer tarafta yatırım amaçlı altın hiçbir zaman kaybetmeyen bir üründür. Altın hiçbir şekilde zarar ettirmez, onu söyleyeyim. Kesinlikle bu da dedemiş, kanıtlanmış da bir şey aslında. Tabii ki. Türk toplumu için özellikle. Yani özellikle bizim toplumumuzda kültürel olarak da, örneğin bir düğünde, nişanda yöresi olarak baktığımız zaman, bir Güneydoğu'ya baktığımız zaman Güneydoğu'daki olay daha farklıdır. Bir gelin kilo, ağırlığı 50 kilodur ama üzerine takılan altın 50 kilodur. Kesinlikle öyle. Bir Sivas'a baktığımız zaman öyledir, Kayseri'ye baktığımız zaman öyledir. Yozgat'a bakarsın öyledir, Adana'ya bakarsın öyledir, Ege'ye geçersin öyledir. Yöre yöre bu olay değişiyor. Bizim kültürümüzde altın bir güvencedir. Her zaman da baş tacı. Aynen böyledir. Peki Süleyman Beyciğim, siz Amsterdam'da aynı zamanda işletmecilik de yapıyorsunuz. Burada çok güzel ürünler de var. Ürünlerimize de biraz değinelim isterseniz. Her türlü misafirinizi zaten burada ağırlıyorsunuz her evet. Kültürden. Neler söyleyeceksiniz bu anlamda? Şimdi ürünler konusunda müşterimizin talebine cevap vermeye çalışıyoruz. Tek bir dezavantajımız var burada. Ürünlerimiz dışarıdan geldiği için, Türkiye'den geldiği için o alanda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle son 1,5 yıldan beri. Bu piyasadaki virüsten dolayı gelişler gidişler azaldı, gidiş gelişlerimiz zorlaştı. Fazla ürün getiremiyoruz fakat yine de buna rağmen sıkıntı yaşamıyoruz. Yani istemiş olduğumuz ürünleri postacıyla işte kargo aracıyla müşterimize zamanında yetiştiriyoruz. Müşterinizi geri çevirmemeye çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Peki, çok teşekkür ediyoruz Süleyman Bey. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi bizim için ama son olarak izleyicilerimize, bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ben 24 yıldan beri buradayım, bu mekandayım. 24 yıldan beri bu işi severek yaptım. İnsanların güvenini kazandım. Bu güveni kırmamak adına biz işimize devam edeceğiz. Gönül rahatlığıyla bizi seçebilirler. Bizi seçtikleri için de onlara teşekkür ederim. Peki efendim, çok sağ olun. Bu da tabii ki bütün gençlerimize de örnek olsun. Çok teşekkür ederim. Elimizden geleni yaparız. Peki efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz, en sevdiğimiz konulardan biri altın madenini konuştuk. Bir kez daha Süleyman Bey'e çok teşekkür ediyor. Sözü Nefise Karatay'a bırakıyorum. Şimdi de Onur Öcal'la birlikte gayrimenkul üzerine gerçekleştirdiğimiz röportajımızı izliyoruz. Thank you.
giriş yapmış oldum. Çok da mutluyum. Onur Bey, peki hem yurt içinden hem yurt dışından farklı farklı yatırımcılarınız var. Bu bölgede Ankara'da olmanıza karşılık farklı yerlerden de birçok kişiyle çalışabiliyorsunuz. Biraz da bu konuya değinelim isterseniz. Yatırım yapmak isteyenler için de önemli bir nokta. Tabii ki şöyle, biz markasıyla dünyadaki bütün ofisleriyle bir bağlantı içerisindeyiz. Örnek veriyorum, sizin bir Amerika'da daireniz var. Mesela ne olsun? Beverly Hills olsun. Beverly Hills'te bir daireniz var ve bunu satmak istiyorsunuz. Ankara'da benim arkadaşımsınız. Ben Ankara'dan Beverly Hills'teki ofisiyle görüşerek burada oturduğumuz yerden şu anda sizin dairenizi satabiliriz. Ve şöyle bir güzelliği var bu sektöre girmek isteyen arkadaşlar ya da düşünen kişiler için. Oradaki satıştan kazanılan karın da 1/4 sizin hesabınıza otomatik olarak yatar. Bunu da takibini Amerika yapar. Yani şöyle bir soru işareti yoktu. Aman orada satıldı, kim yollayacak, aman yollamaz. Öyle bir durum yok. Her şey takip altında yapılır. Bir şeyde yabancılarla çalışıyoruz. Özellikle vatandaşlık için. Türkiye'de yatırım şu anda tabii dolar üzerinden olduğu için çok uygun fiyatlarda. Evet, o biraz daha aşağı çekildi rakam. Evet, 250 bin dolar ve üzerine vatandaşlık alabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Mesela şu anda benim bir ortak çalıştığım arkadaşım var, İranlı. Mesela oradan vatandaşlık almak isteyenler için çalışmalar yürütüyoruz. Tabii vatandaşlık sürecinde avukatlarımız takip ediyor. Güzel ilerliyor şu anda. Yani her kişiyle kendi dillerinde ilgilenebiliyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Bu da çok büyük bir avantaj. Peki yatırım yapacaklara neler tavsiye edersiniz? Özellikle de bu bölgede. Bu bölgede, şimdi biz Çankaya Bölge Müdürlüğü'yüz. Çankaya bölgesinde büyümekte olan bölge İncek bölgesi. Biz daha çok yatırımcılara İncek bölgesini tavsiye ediyoruz. Çünkü şehir oraya doğru kayıyor ve oraya doğru ciddi anlamda yatırım var. Yani bütün müteahhitler, inşaat firmaları oraya çok güzel projeler yapıyorlar, yapmaya devam ediyorlar. Biz de onları destekliyoruz. Yatırım yapmak isteyenleri de oralara yönlendiriyoruz çünkü geleceği çok parlak. Peki, bu da güzel bir tavsiye oldu izleyicilerimiz için. Onur Bey, çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk sizi tanıdığımıza. Ben de çok memnun oldum. Teşekkürler. Harika bir programın daha sonuna geldik. Birbirinden değerli konuklarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor. Sizleri her hafta cumartesi günü TV2 ekranlarında İş Dünyası programına bekliyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere hoşça kalın diyorum.